bir şey yoktur da belki bana öyle gelmiş. İnşallah ses kaydını düzgün almıştır blok ya. İyi abi, niye sert yapıyorsun? Tamam kalkalım kalkalım da ayıp oluyor. Neyse o kamera orada çekmeye devam etsin. Kamera arkası alır komiklik bu. Şöyle boyu şöyle yapsak. Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Motoru sattık biliyorsunuz. Bu da yeni motor almamızın videosu. Şimdi en sonki videomda demiştim ki hangi marka hangi model motosikleti aldığımı tahmin edin. Doğru tahmin edenlerin isimlerini videoda söyleyeceğim demiştim. Şimdi arkadaşlar onların ekran görüntülerini aldım. Buradan onlara bakacağım, isimlerini söyleyeceğim. Ve aynı zamanda şuraya falan ya da şuraya da olabilir. Artık ne taraf daha müsaitse oraya ekran görüntülerini koyarım. Instagram'dan da duyurmuştum bunu. Instagram'da takip etmiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında linkler mevcut. Instagram'da takip edin. Şimdi buradan notlarımıza bakıyoruz. Aldığımız ekran görüntülerine. Şimdi öncelikle Instagram'dan gelen doğru tahminleri sizinle bir paylaşayım arkadaşlar. Bu arada ben söylerken yan taraftan ekran görüntüsünü de çıkartacağım. Kullanıcı ismini tam okuyamadığım arkadaşları anlayabildiğim kadarıyla söylerim. Efe kardeşim iki tahmin yapmış. En son üçüncü tahmini yapmış ve doğru tahmin etmiş. Doğru bildin kardeşim. Tunahan tek seferde tam böyle modelin ismini tam bir şekilde belirtmiş. Tebrik ediyorum. Ondan sonra Ferhat Yıldırım şu modeli aldın kesin demiş. Doğru bilmiş. Geçiyorum. Tuğrul nokta atışı yapmış. Tek seferde bilmiş. Bu da güzel. Tebrik ediyorum kardeşimi. Ethem Kaplan önce bir model belirtmiş. Ondan sonra bir model daha belirtmiş. İkinci belirtmiş olduğu model doğru. Mehmet Selim olarak okudum ben. İnşallah öyledir, yanlış olmasın. Arkadaşlar bu arada hava soğuk. O yüzden sıcak bir şey yarışmamız lazım. Yine bu kardeşimiz de nokta atışı yapmış. Doğru. Geçelim. Alper Akıncı. Yanına da böyle bıçak emojisi koymuş. Doğru bilmiş. Kullanıcı ismi Demir İlhan diye ben söyleyeyim. Tam anlayamadım. Sen bu gazla kesin nokta 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 modeli almışsındır. Üzme bizi be abi demiş. Aynen öyle kardeşim. Bu modeli aldık. Ondan sonra burada bir dakika. Şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Yukarıdan bildirim gelmiş. O yüzden bu kardeşimizin ismi görünmüyor. Kusura bakmasın. Ama modeli doğru olarak bilmiş. Ben yine de ekran görüntüsünü koyarım. Kendini tanır. Halil İbrahim. Rengine kadar doğru bilmişsin kardeşim. Eyvallah. Rengi bile tahmin edip bir adım söylersin. Debriyaj sizin üstünde yapıştırması var. Sağ arka maşada yazısı var. Ön maşada şu var. Valla ilanımı gördün kardeşim. Motoru komple detaylı anlatmışsın. Helal olsun. Geçelim abi. Burak direkt doğru olarak modeli bilmiş. Burak Ora olarak yazıyor kullanıcı ismi. Tek seferde doğru bilmiş. Emre Yetkin. Kardeşim sen de doğru bilmişsin. Tebrik ediyorum. Ahmet ATK 05. Tam olarak model ismini yazmış. Bu da doğru. Barbaros. İlk aklımıza gelen gönülden kopan GSX-R ama son günlerde bir arkadaşın motorundan inmiyorsun, ondan aldığın keyfe nazaran bu modelden almış olabilirsin demiş. Doğru bilmiş. Tebrik ediyoruz. Devam edelim abi. Memo. Memo Çağlar olması lazım. Kullanıcısın böyle. İki model belirtmiş. İkincisi doğru. Hadi doğru diyelim. İki tane tahmin etmiş ama olsun. Kadir Bekar. Kardeşim sen de doğru bilmişsin. Modeline kadar. Eyvallah. Furkan Davuca. Aynen kardeşim sen de doğru bilmişsin. Model ismine kadar. Doğru. Kaan 6435 model ismine kadar doğru kardeşim. Hani bu arada markanın ismini belirtenler olmuş, model yazmamış. O kardeşlerimizi söyleyemiyorum. Çünkü hani tamam bu almış olduğumuz motosikletin markasını bildin ama 1000 tane de modeli var. Hangisi onu da bilmen gerekiyordu. Burak Çatak 5403 model ismine kadar doğru söylemiş. Tebrikler kardeşim. Geçiyorum. Onur Keske modeli söylemiş. Bir arkadaşımızda da var aynı modelden. Onun motorundan demiş. Modelini yazmamış. Bunu da doğru olarak kabul ediyoruz. Dedik. Ondan sonra Instagram'dan bu kadardı arkadaşlar. Daha sonrasında almış olduğum ekran görüntüsü varsa şimdi böyle kaydıra kaydıra gidiyorum. Onları göreceğim. Şimdi YouTube yorumlarına gelelim. Probike kesinlikle şu model demiş. Bir de göz kırpan surat koymuş sonuna. Doğru. Aynen. O motordan aldık. Ne mi yapacağız kullanıcı ismiyle? O da kardeşim doğru bilmiş. Geçelim abi. Mehmet Emin Yeten
O da doğru bilmiş. Bu arada biraz daha yudumlamaya devam etmem lazım. Şimdi şuraya da bir bakayım aynı zamanda. Devam ediyor mu ses kaydımız? Evet. Şu an GoPro'nun almış olacağı sese pek güvenmiyorum. O yüzden buradan da ses kaydı devam ediyor arkadaşlar. Evet. Mehmet Emin Yeten dedik. O kardeşimize doğru bilmiş. Geçelim abi. Sefa Cerit rengine kadar doğru bilmiş. Eyvallah. Mehmet Atar doğru bilmiş. Oğuz Arslan aynı şekilde doğru bilmiş. Tebrik ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar Freedom 01 markasını modeline kadar söylemiş. Kesin demiş hatta. Nereden biliyorsa bilmiş. Helal olsun. Bu arada arkadaşlar almış olduğum motosikletin modelini kimse bilmiyor. Hani kardeşim falan biliyor yani o derece. Bir de çok yakın arkadaşlar falan gördükleri için biliyorlar. Onun dışında birçok kişi bu video ile beraber sizinle beraber öğreniyorlar. Hani benim böyle bir şey yapmamın amacı da hani sizlerden tahmin istememin amacı da işte böyle interaktif bir şey yapalım. Sizin de tahminleriniz olsun falan. İşte videoda bana selam söyler misin diyen kardeşlerimiz oluyordu. En azından bu doğru tahmin eden insanların videoda hem isimleri, profilleri, ekran görüntüsü olarak hem de isimlerini ben söylüyorum, telaffuz ediyorum. Böyle güzel bir video olmuş olsun diye böyle bir fikirle ben bu işe kalkıştım. Bayağı da açıkçası arkadaşlar şöyle söyleyeyim. YouTube yorumlarıyla beraber toplamda 1000'e yakın tahmin gelmiş. Bunlardan işte saydığım kadar insan doğru bilmiş. Şimdi neyse lafı uzatmayalım abi devam edelim. Uğur Muslu. Kardeşim doğru bilmişsin. Hatta modelinin son şeyini de uzata uzata söylemişsin. Aynen doğru bilmişsin eyvallah. Yakup Arslan Uzer. Sen de doğru bilmişsin kardeşim. Bakalım ondan sonra. Mert İlhan. Sen de doğru bilmişsin kardeşim. No Second Price. Kullanıcı ismi bu şekilde. Büyük ihtimalle şu kendi motoruna 2-3 fark verip takaslayacak. Aynen öyle de oldu. 2-3 vermedik. Daha az bir şey verdik. Yani model ismi doğru. Eyvallah. Ondan sonra isimsiz ismiyle bir kullanıcı. İki model belirtmiş. Birincisi doğru. O yüzden ona da doğru diyelim. Devam edelim abi. Ahmet Kılıç. Doğru bilmişsin. Geçiyorum. Eşek Şakası Dükkanı. Kullanıcı ismiyle. İsmi Bilal Öztaş'mış. Belirtmiş kardeşimiz. O da doğru bilmiş. Şimdi. Alihan Demir. Kardeşim uzun uzun yazmışsın ama model ismini ilk seferde doğru tahmin etmişsin. O yüzden seni de tebrik ediyorum. Sercan Tekin. O da doğru bilmiş. Bu arada arkadaşlar ben MT7'yi aldığımda da böyle bir şey yapmıştım. Onda bu kadar fazla mesaj gelmemişti. Tabii o zaman abonemiz de bu kadar yoktu. Ama bu kadar fazla cevap gelmiş olması açıkçası beni mutlu etti. Hani çok teşekkür ediyorum. Hani doğru tahmin edemeyenlere bile. Hani bu kadar fazla ilgilenmeniz, mesaj yapmanız beni mutlu eder arkadaşlar. O yüzden şu an hani bayağı mutluyum. Bayağı gelmiş. Hatta cevapsız bıraktığım hiç kimsenin mesajı ya da yorumu kalmadı. Onu da söyleyeyim. Zaten hani biliyorsunuzdur takip ediyorsanız. Eyüp Can DC olması lazım. O da doğru bilmiş. Ona da zaten o da doğru bilmiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakayım bu arada bayağı da var ha bu arada. MRSH4RP anca böyle okuyabildim. Artık ne anlama geliyorsa. O da doğru bilmiş. Adolf Hitler kullanıcı ismiyle. Kardeşim sen de doğru bilmişsin. Marka model. Dur bakayım ha. Tamam. O değilmiş. Devam edelim abi. LPRCN-RPD kullanıcı ismiyle. O da doğru bilmiş. Tebrik ediyoruz. Hatta onun yorumu bayağı like da almış. Demek ki insanlar çoğunlukla öyle düşünüyor. Keşke o like'a basanlar yorum da atsaydı. Devam ediyoruz abi. Emre Yetkin. Kardeşimizi söylemiştim herhalde. Ben bu ekran kaydını... Bu ekran görüntüsünü ilk kere almış olabilirim. Devam ediyoruz. Emin Celil. Doğru bilmişsin kardeşim. Hemen uzatmadan devam edelim. Tunahan Ünal. İki model belirtmişsin. Birincisi doğru. Doğru bildin sayalım kardeşim senin de. Ondan sonra Instagram'dan daha sonra gelen, daha sonra baktığım mesajlar vardı. Onların cevabına dayanarak arkadaşlar birkaç tane de Instagram'dan ekran görüntüsü almışım. Onları da söyleyeyim. Mehmet Ali nokta devam ediyor. Kullanıcı ismi ben ekran görüntüsünü koyayım. O kendini tanır. Doğru bilmişsin kardeşim. Devam ediyoruz. Mehmet Usta sen de doğru bilmişsin. Yakup Aslan doğru bilmiş. Başar Akar doğru bilmiş. Ve sonuna geldik arkadaşlar. Ben tam olarak sayamadım. Kaç tane oldu? Hani bir dakika arkadaşlar. Daha da hala görünüyor. Bir saniye daha bitmemiş. Devam ediyoruz. Emin 2004 kardeşim doğru bilmişsin. Burak Yaman doğru bilmişsin. Berke de olabilir. BRK yazmış. Burak da olabilir. Berke de olabilir. Kürşat doğru bilmişsin. Mr. İbrahim doğru bilmişsin. Diyoruz. Bakalım bitti mi? Evet bitti arkadaşlar. Buraya kadardı.
Şimdi bu doğru bilen kardeşlerimi, arkadaşlarımı, abilerimi artık yaşınız benden büyük de olabilir, küçük de olabilir. Tebrik ediyorum. Yani böyle bir şey yaptık. Bence de iyi de yaptık arkadaşlar. İnteraktif bir şey olmuş oldu. Siz de tahminlerde bulundunuz. Doğru tahmin edenlerin isimlerini videoda geçirdim. Ekran görüntülerinde ya bu tarafa ya bu tarafa koymuşumdur. Diyelim artık videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi yeni motoru gösterme zamanı geldi. Normalde hani biraz bekletirim, videonun ilerleyen kısımlarında falan gösterirdim normalde ama bu sefer direkt göstereceğim abi. Şimdi motor sağ tarafımda, sağ tarafıma doğru dönüyorum. Evet arkadaşlar, yeni motorumuz Yamaha YZF R25. Şimdi neden 250cc'den tekrar 250cc'ye geçtim, hemen ondan bir bahsedeyim. Motorumuz 2016 model bu arada. 2016 model, 2017 çıkışlı. Yaklaşık olarak 30.000 kilometrede bir R25. Hatta tanıdığınız, bildiğiniz bir R25 arkadaşlar bu. Bizim Burak'ın motoru. Ben motoru takaslamadım. CBR nakit sattım. 10 nakit sattıktan sonra da ne alalım ne edelim derken son tercihimiz yine R25 oldu. Zaten Burak da motoru satıyordu. Dedim ondan motor alayım. Hem yabancıya gitmesin hem ben bildiğim motoru alayım dedik. R25 satın aldık. Neden böyle bir şey yaptık? Açıkçası hani mantıksız bir hareket. Evet, CBR 250'yi satıp R25 almak. Hani her zaman da mantıklı hareket edeceğiz diye bir şey yok. Bazen de mantıksız hareket etmek lazım. Bundan sonra videolar bol bol R25'te gelecek arkadaşlar. Nasıl? Hani fikirlerinizi merak ediyorum. Motoru zaten biliyorsunuz. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık R25'e geçmekte? Hani CBR 250 idi sonuçta motor. Ondan yine 250cc'ye geçmiş olduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Motorumuz bu arada gayet temiz. Dediğim gibi 16 model ama 17 çıkışlı. Cıncık gibi bir R25'imiz oldu. Demeyi çok isterdim ama arkadaşlar, motorumuz R25 değil. Karar verin, koyayım ben. Size ufak bir şaka yapmış oldum ben. Yani ufak bir şaka olmuş olsun bu da. Çünkü hakikaten yaklaşık 1000 tane gelen tahminden 600 tanesi falan R25'ti. Abartısız söylüyorum. Hani ben R25'i seviyorum. Evet, güzel bir motor ama kötümsemiyorum, küçük görmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama yeni motorumuz R25 değil. Size böyle ufak bir şaka yapayım dedim. Motorumuz arkadaşlar, hatta bu arada R25 satılık, isteyen olursa fiyatı da uygun. Yani motor gayet temiz, ekstrası falan da var. İsteyen olursa bana yazsın. Her türlü sahibine yönlendiririm arkadaşlar. Yeni motorumuz, şöyle ufak ufak geri geri geleyim. Yeni motorumuz arkadaşlar, Kawasaki Z750S. Bu motorun da tahminini doğru yapan yaklaşık tam bakmadım ama bir 40-50 kişi doğru tahmin yapmış. Zaten onların isimlerini videonun başına söylemişimdir. Oradan belli kaç kişinin doğru tahmin yaptığı. Şimdi neden Kawasaki Z750S aldım? Bunun videosunu ayrı bir şekilde yapacağım çünkü bunun sebebi çok uzun. Bu videoya sığmayacak kadar uzun, yani bu videoyu çok uzun tutmayalım arkadaşlar. Ama motorumuz Kawasaki Z750S. Hani R25 ile ilgili de böyle ufak bir şaka yapmamın sebebi, o kadar çok R25 diyen olmuş ki hani onlar için dedim şöyle ufak bir şaka yapayım. İnşallah videonun başında kapatıp çıkmamışsınızdır arkadaşlar. Motorumuz bu. 2005 model. Şu an itibariyle 72 bin kilometreye geçmiş durumda. İşte İzmit'ten Çanakkale'ye bu motor için CBR'la gittim. Bunu aldım, geldim. Hani soba borusu gibi bir egzozumuz var ama bu egzoz orijinal ve içi dolu. Hani katalizör falan komple duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Sesi de zaten öyle. Hatta motoru ufaktan bir çalıştırayım. Şöyle görelim. Motor boşta değil. Motoru bir boşa alalım. Hemen size motoru dışarıdan gösteriyorken sesini de bir dinleteyim arkadaşlar. Motorumuzdan çıkan ses bu. Egzoz orijinal olduğu için fazla bir ses çıkmıyor. Ama motorun yanında bir açık abart bir egzoz aldım. Onu belki takabilirim, belki takmaya edebilirim. Egzoz cezaları malum. Motorumuzdan çıkan ses bu şekilde. Hafiften gaz vereyim. Burada da fazla gaz veremem ama gerçi fazla bir ses çıkmıyor motordan. Tamamıyla alışkın olmadığımız bir 4 silindir sesi var motorda. Tabi bu egzozda da zaten başka ne beklenebilirdi. Hani benim incelemesini yaptığım Z750S'in egzozunun içi boştu. Orijinal egzozda ama içi boştu. Ondan kıyamet gibi ses çıkıyordu. Bundan da çıkacak o egzozu taktığımız zaman. Ama takar mıyım takmaz mıyım bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dışarıdan fazla da daha ne söyleyebilirim? Söylenecek ne var? Fazla da bir şey kalmadı açıkçası. Şöyle motorun biraz da etrafında döneyim. Zaten motoru bundan sonra sık sık göreceksiniz. Videolarımız bu motorla gelmeye devam edecek. Şu an arkadan ışık vuruyor. Daha doğrusu güneş arkada kaldığı için buradan pek net görünmüyor. Motorumuzun rengi kırmızı ama buradan baktığımız zaman bordoya yakın.
Şöyle baktığımız zaman böyle biraz daha kırmızı gibi. Şuradan baktığımızda da hafif böyle turuncuya çalan ama çok açık, nasıl diyeyim yani, böyle pembemsi falan bir rengi var. Enteresan bir rengi var ama kırmızı diyebilirim. Arkadaşlar şimdi motorumuz Z750S ama size R25'le ufak bir şaka yapmış oldum. Hakikaten yani abi o kadar çok R25 diyeniniz oldu ki. Abi hani o kadar mı Deli Dürtenler Derneği başkanıyım ben ya. Tamam R25 çok seviyorum. Hani CBR250 kullanmaktansa R25 kullanmayı tercih ederim. Eyvallah. Ama abi CBR250'yi satıp da R25 de almam yani ya. Hani Ninja 300'ü falan düşündüm ama abi R25 de yani. Hani Ninja 300 hani R25'e göre iyi gidiyor ya. O yüzden belki Ninja 300 olabilir diye düşündüm. Dedim abi ne gerek var. Hani o yüzden R25 biraz mantıksız bir tercih olurdu. Hani Z750S'i de arkadaşlar böyle seve isteği almadım, onu da söyleyeyim. Açıkçası ben 600F istiyordum. Bayağı da hani bir 600F'e baktım, olmadı. Satıcıların motorları söyledikleri gibi çıkmadı falan filan. 600F nasip olmadı o yüzden. Şimdi artık iyice de hani kendimi yüksek CC'ye şartlamıştım diyeyim. Hani şartlamıştım demeyeyim de şöyle almak istiyordum. CBR250 tatmin etmiyordu. Hem beni hem sizi. Hani gerçi ülkemizde şu anki durumlarında benzinin 6.20 olduğu bir zamanda CBR250 Z750'ye göre çok daha mantıklı bir motor ama yine de abi 2 kuruş fazla yaksın, çok daha rahat gitsin dedim. CC büyütmek istedim ve büyüttüm. Hani pişman mıyım? Değilim. Hani Z750'si o kadar seve isteği almadım. Bunun sebebi de 600F'i ben bu motosikletten daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Ama 600F'i de denk getiremedik. Temizini o kadar gittim motora baktım ettim eyledim, denk getiremedik abi. Yani neyse, lafı da fazla uzatmaya gerek yok. Bu nasip oldu. 4 silindirli. İşte nispeten kuvvetli bir motosiklet. Bu arada karşıdan güneş vuruyor. O yüzden hani kusura bakmayın, görüntü kalitesi biraz kötü olabilir şu anda. Yani 4 silindir, nispeten güzel bir güzel giden bir motosiklet. Ve şöyle bir şey arkadaşlar. Açıkçası hani üstü çok fazla verecek bir param olmadığı için, hatta hiç yok desek yani yeridir. Hani o kadar üste az bir ücret vererek aldım ben bu motoru. Ve bir önceki videoda bahsetmiştim işte sahibine şöyle güvendim böyle güvendim diye. Açıkçası arkadaşlar güvenmemek gerekiyormuş. Çünkü motorun gittiğimde çok daha farklı eksikleri çıktı. Tabi o kadar eksiği çıkınca da oradan borçlu dönmek olmazdı. Sahibiyle konuştuk ettik, o fiyatlara da düştük. Yani biraz uyguna geldi motor ama tabii ki de hani aklımda şu düşünce hala yok mu, var. Almasaydım da boş mu dönseydim. Çünkü hakikaten arkadaşlar ne kadar güvenirseniz güvenin. Abi bu ikinci el piyasası yani nasıl diyeyim, tamamen çakal dolmuş ya. Yani adamı sen o kadar yağlaya ballaya motorunu çağırıyorsun ki. Abi oraya bir gidiyorsun, orasında o eksik var, burasında bu eksik var. Ya arkadaşım, adam senin için 410 kilometre yol gelecek. O kadar soğuğu göze alacak. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Neyse şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu motoru aldığım kişi beni engellemiş. Arıyorum telefonu açmıyor. Mesaj atıyorum cevap vermiyor falan filan. Hani motorda bir kelek bir nokta var. Acaba fark ederdi beni geri arar diye mi engelledi bilmiyorum ama motorda hani benim o gün gördüğüm dışında bir kelek nokta da çıkmadı. İnşallah bundan sonra da çıkmaz. Açıkçası niye engelledi anlamadım. Bu videoyu seyrediyorsa da bana bir ulaşsın. Yani kötü olmayalım. Ben kimseyle kötü olmayı istemem. Ulaşsam her türlü de ulaşırım. Benim aklımı kurcalıyor. Bu herif beni niye engelledi falan. Anlamış değilim açıkçası. Bu arada plakam yamuk duruyor arkadaşlar. Onu adam akıllı bağlayamadık. Hala Çanakkale'de nasıl yaptıysam o var. Yani abi siz olun. İkinci el alırken yani kimseye güvenmeyin abi. Hakikaten çakal kaynıyor ortalık. Dikkat edin. İnşallah bakalım motor bizim başımız ağrıtmaz. Hani pek ağrıtacak gibi de durmuyor ama inşallah da ağrıtmaz. Ne diyelim. Böyleydi arkadaşlar. Yani yeni motor aldım videosu da böyle olsun. Yorumlarınızı merak ediyorum. Z750'si beğenmiştiniz. Hani bu motosikleti tahmin eden arkadaşlar da eminim ki geçenlerde Z750S ile yapmış olduğum videonun sonrasında bu motoru tahmin etmişlerdir. Yoksa kolay kolay tahmin edilebilecek bir motosiklet değil. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hani bu motor sizce olmuş mu? Hani bize yakışır mı? Hani bize yakışır mı derken hani sizin beklentileriniz doğrultusunda bir motor mu falan? Bana bunları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Burak motor çok dik duruyor lan. Devrilir mi buradan? Devrilmez. Sen bir kontrol etsene acı.
Aşırı dik geldi bana. Yani arkadaşlar bu şekildeydi. Bakalım inşallah gördüğümün haricinde kelek bir noktayla karşılaşmam. Yani ne desem ne yapsam bilemedim. Herif bizi engellemiş. Telefonlarımızı açmıyor. Ya hani CBR'da bir sıkıntı çıktı da kızdı da mı böyle bir şey yaptı diyeceğim. CBR'da bir sıkıntı yok. Bu motorda kelek bir nokta var, geri ulaşamasın diye mi böyle bir şey yaptı? Öyle bir şey de olamaz çünkü eyvallah. Çünkü hani ikinci el mal alsanız bile bunun belli bir iade etme süresi var yasal olarak. Hani öyle bir şey de yapamaz. Motorda herhangi bir sıkıntı da yok hani benim aldığımın dışında. Neyse arkadaşlar böyleydi. Artık videonun sonuna gelelim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni motosikletimiz Kawasaki Z750 S. Ne kadar binerim, ne zaman değiştiririm bilmiyorum. Ama şöyle hani kafa kafaya falan bir 600 F denk gelse temizinden. Açıkçası hiç kaçırmam. Hani bu da o kadar temiz bir motor değil. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte bantıyla motorun ederi kadar bir fiyata aldık zaten. Öyle aman aman temiz bir motor değil. 2000 lirada bir hasar kaydı var. Değişen birkaç bir yeri var falan var. Boyası zaten var. Ama kafaya takmadık çünkü o fiyatlar ancak bunlar bulunabiliyordu. Bunun temizi 20.000 liranın üstünde. Diyelim lafı da fazla uzatmayalım. Videonun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.